Osmanlı alfabesindeki işaretlerin bugünkü alfabedeki karşılıklarına bir önceki programda değinilmişti. Bu programda Türkçenin ünsüz sesleriyle Arapçaya ve Farsçaya özgü harfler, bunların gösterdiği ünsüz seslerle bu seslerin nitelikleri üzerinde durulacaktır. Ünsüz sesler, ciğerlerden gelen havanın ses yolundan geçerken belli noktalardaki daralma ve kapanma yüzünden meydana getirdiği gürültüyle duyulan seslerdir. Bu daralma ve kapanma noktalarına boğumlanma noktaları diyoruz. Bu gürültü bazen sürtünerek sızmadan meydana gelen bir hışırtı, bazen de kapanan bir noktanın birden açılmasıyla oluşan bir patlama şeklindedir. Bu konularla bağlantılı olarak kullanılacak anahtar kavramlar, ünsüzlerde nitelik, boğumlanma, ünsüzlerde ton, ses değerlerinde halklılaşmadır. Bu programı izledikten sonra Osmanlı Türkçesi alfabesindeki ünsüz harflerin ses değerlerinin neler olduğu, Arapça ve Farsçaya özgü ünsüz sesleri gösteren harflerle ortak sesleri karşılayan harfleri nasıl ayrılacağı, ünsüz sesler için kullanılmış olan birden çok işaretin ses niteliklerinin neler olduğu sorularına cevap bulabileceksiniz. Ünsüzler de ünlüler gibi taşıdıkları ortak nitelikler ve ayırıcı özelliklerine göre çeşitlenmişlerdir. Duyulurluklarındaki iki ana nitelik bakımından iki öbek oluştururlar. Sızmalı ünsüzler F, V, yumuşak G, H, J, Ş, L, R, S, Z, Y ve patlamalı ünsüzler ise B, P, C, Ç, D, T, G, K, M, N'dir. Dudaklardan gırtlağa kadar uzanan yoldaki oluşum noktalarına yani boğumlanma yerlerine göre de birtakım ortak nitelikler taşırlar. Buna göre de dört öbeğe ayrılırlar. Dudak ünsüzleri b p m v f dişin süzsüzleri d t c ç j ş z s n l r damak ünsüzleri k g yumuşak g gırtlak ünsüzleri h ile Arapçadan alınma kelimelerdeki hemze ve ayından kalan kesme Türkçenin ünsüz sesleri bir de gırtlaktan gelen soluk akımının tonlu ya da tonsuz oluşuna göre bekleşir. Tonlu ünsüzler B, C, D, G, yumuşak G, J, L, M, N, R, V, Y, Z. Tonsuz ünsüzler de Ç, F, H, K, P, S, Ş, T'dir. Türkçenin ünsüzlerine ilişkin açıklamalarımızı tamamladıktan sonra dilerseniz şimdi de Arapça ve Farsça'dan alınma kelimelerde ünsüzler konusu ile devam edelim. Osmanlı alfabesi hem Arapça'dan hem de Farsça'dan alınmış kelimelerdeki bu dillere özgü sesleri aktarmaya yarayan işaretleri içine alır. Demek ki bu alfabenin kimi harfleri üç dil için ortak, kimi harfleri de Arapça'ya ve Farsça'ya özgüdür. Alfabedeki sırasına göre ekranda gördüğümüz ünsüz harfleri yalnızca Arapça'ya özgü seslerin işaretleridir. Hemze, peltek, se, zel, ha, sat, tı, zı ve ayn. Farslar Arap alfabesini aldıkları zaman bu alfabede kendi dillerine özgü sesler için dört küçük değişiklik yapmışlar. Böylece harf sayısını 32'ye çıkartmışlardır. Bunlardan P, B'ye eklenen iki noktayla... Çim, cime eklenen iki noktayla. J, z'ye eklenen iki noktayla. Gef ise kefin keşide denilen çizgisi üzerine eklenen ikinci bir çizgiyle oluşturulmuştur. Farsçaya özgü ve çift dudak v'si olup Türkçe söyleyişte değiştirilmiş bir diş dudak sesi olan v ile söylenmiştir. Avaz Türkçe'de avaz avaz bağırmakta olduğu gibi yani avaz şeklindedir. Farsçaya özgü sayılabilecek seslerden biri, iki türlü söylenişi bulunan ve alfabede h harfiyle temsil edilen sestir. Boğaz sonunda dil köküyle art damak arasındaki bir daralma noktasından çıkar. Bu ses aslında Türkçenin de tanıdığı bir sestir. Ancak bu dönemde şehirli dilinde gerçek değeriyle söylenmediğini bu yüzyıllara ait gramerlerden öğreniyoruz. Türkçede bu ses bir taşralı ağzı sesi olarak yaşamış ve halen de yaşamaktadır. Farsça da tıpkı Arapçadaki gibi boğazlı tonsuz bir art damak sesidir. Hem kendi kelimelerinde hem de Arapçadan alınma kelimelerde kendi ses değeriyle kullanılmıştır. Haf, har, hıret, hüp gibi. Türkçe söyle işte bu sesin değeri değiştirilmiş güzel h gibi söylenmiştir. İkinci tür hı, Farsçaya özgü dudaksıl bir hı'dır. Dudakların yuvarlaklaştırılmasıyla çıkarılır. Sesin bu niteliğini belirtmek için önüne her zaman bir vav yazılır. Hış, hap, an, ace, üstühan gibi. Bu vav bir ünlü ya da ünsüz sesi göstermediği için vavu ı madül diye anılmıştır. Bu gibi kelimelerin Türkçe metinlerdeki yazılışları Türkçedeki söylenişlerini değerlendirme imkan verir. Bu da sonuç olarak böyle bir sesin Türkçe'ye geçmediğidir. Aslında Farslar da bu sesi zamanla terk etmişler. Ünlüsü kısa hecelerde A'yı O'ya çevirmişlerdir. Ar yerine or gibi. Ünsüz sesler ciğerlerden gelen havanın ses yolundan geçerken belli noktalardaki daralma ve kapanma yüzünden meydana getirdiği gürültüyle duyulan seslerdir. Osmanlı alfabesi hem Arapçadan hem de Farsçadan alınmış kelimelerdeki bu dillere özgü sesleri aktarmaya yarayan işaretleri içine alır. Bu alfabenin kimi harfleri üç dil için ortak, kimi harfleri de Arapçaya ve Farsçaya özgüdür. Bu programda Osmanlı Türkçesi alfabesindeki ünsüz harflerin ses değerlerinin neler olduğu, Arapça ve Farsçaya özgü ünsüz sesleri gösteren harflerle ortak sesleri karşılayan harfleri nasıl ayrılacağı Ünsüz sesler için kullanılmış olan birden çok işaretin ses niteliklerinin neler olduğu sorularına değinildi. Konuyla ilgili daha ayrıntılı bilgi Osmanlı Türkçesine Giriş 1 ders kitabının 3. ünitesinde yer almaktadır.